Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz ana kuzusu ipten ördüm yeleğin anlatımını yapacağım. Bu şekilde. Çok güzel, çok şirin bir yeleğimiz oldu. Arkası bu şekilde. Önü böyle. Bugün sizlere sadece anlatımını yapacağım yeleğimizi tek parça halinde ördüm şöyle göstereyim İpimizi, ipimin markası kar topu ana 100 gram 100 metre uzunluğunda renk numarası K812 çok güzel bir nar çiçeği renginde arkadaşlar ve e, yeleğimi 4.5 numara şiş ile ördüm Tek parça halinde ördüm arkadaşlar. Şöyle açayım. Ee, yeleğime alttan başlayarak ördüm. Bakın kenarlarda hiç dikiş yok. Alt taraftan toplamda 75 ilmek atarak başladım arkadaşlar. Önler için 20'er ilmek, arka içinde 35 ilmek olarak hepsini tek parça halinde başladım toplamda 75 ilmek attım. Evet 75 ilmekten sonra şöyle ben size ölçü vereceğim arkadaşlar bu ipi örmek e, ördüğünüz zaman sırayı sayamıyorsunuz. Bakın. Yani o kadar şey oluyor ki sık oluyor ki sırayı sayamadığınız için ölçüyle yapıyorsunuz. Şu şekilde, bakın 20 şöyle 21, 20 buçuk yani 20-21 santim civarında kol altı uzunluğumuz var. Boyumuzun uzunluğunu söyleyeyim. Evet. 28 29 santim yani 28 santim ee, arkadaşlar e, düğme deliklerini de kız bebekler için olduğundan sağ tarafa düğme deliğini açıyorum ve düğme deliklerini de 6 santim arayla birinci deliğim burada ikinci deliğim burada aralarını ölçerek yaptım arkadaşlar ilmek Deri, sıraları saymak e, imkansız bunda yani görünmüyor çünkü e, ipin yapısı gereği O yüzden ölçerek yapıyorsunuz arkadaşlar şimdi ip e, şişime 75 ilmek attıktan sonra 21-22 santim boyunca ördüm tabi e, aralara 6 santimde bir e, düğme deliği açtım daha sonra, 21-22 santim ördükten sonra ipim, şişimizin ön tarafında bu şekilde geldim. 17 ilmek ördüm ve arada 6 ilmek kestim. Yani 3 ilmek ön taraftan, 3 ilmek de arka taraftan kesmiş oldum. Toplamda kol için 6 ilmeğimi kestim. Daha sonra arka için 35 ilmek ayırmıştım. Ama tabii 3 bu taraftan 3 bu taraftan kesme yapacağım için 29 ilmek kalıyor. 6 ilmek kestikten sonra 29 ilmeğimi ördüm. Tekrar burada 6 ilmeğimi kestim. Yine 3 arka için. 3 de ön için. Geri kalan 17 ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Daha sonra İlk bu önünü ördüm. Kestikten sonra kol altını kestikten sonra geldim. Sıra sonunda 2 ilmeğimi bir alarak her sırada birer ilmek eksiltmiş oldum. Toplamda 17 ilmek olan önümde ön tarafımda kol altını kestiğim 3 ilmek kesmiştim. 17 ilmeğim kalmıştı. Bu ön tarafı için, boyun kısmı için toplamda 7 ilmek kestim. Her sırada birer ilmek, yani her ön sırada birer ilmek eksilterek toplamda bu e, omuza kala kadar olan bölümü 10 ilmek bıraktım ve bir miktar ördüm, bitirdim arkadaşlar. Yine daha sonra bu ön parçam bittikten sonra ipimi arka taraftan bağlayıp arka bedeni hiç eksiltme yapmadan e, boynumuzu arka kısmımızı tamamladım aynı uzunluğa tabi yine ölçerek yapıyorsunuz arkadaşlar aynı uzunluğa ulaştığımda arkayı da tamamen bir seferde tek sefer tek seferde kapattım daha sonra bu tarafı ördüğümüz şekilde aynısını burada yaptım arkadaşlar her ön sırada buradan ilmekleri 7 7 tane ilmek azalttım daha sonra 10 ilmeğimi bir miktar ördüm ve aynı boyutta geldiği zaman buranın da kesmesini yapıp sadece arka taraftan omuzlardan dikiş yaptım arkadaşlar Arkadaşlar aslında örmesi zevkli yalnız dikkat etmeniz gereken ilmeğini kaçırmamaya dikkat edin Ilmeğiniz bulamazsınız sonra gerçekten bulmak çok zor ee, haroşa örgülerden oluşturuyoruz arkadaşlar. Örgümüzü ön tarafta düz, arka tarafta düz. Ee, Tabi haroşanızı ters örgülerle yapıyorsanız e, ön tarafta ters, arka tarafta ters olarak örüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, ben kısaca size e, ilmek nasıl atılır bu ana kuzusu ipiyle? Artırma ve eksiltme nasıl yapılır? Düğme deliği nasıl açılır? Kısaca onları göstereceğim. Onları gördükten sonra bu yeleğimizi rahatlıkla örebilirsiniz. Bu arada benim yeleğim 6-12 ay bebeklerimiz için uygundur. yani ip biraz genişleyen bir ip. O yüzden hem bir de haroşa ördüğümüz için böyle birazcık daha boyundan böyle esneme yapabiliyor arkadaşlar. Evet ben size şu şekilde de ölçülerini tekrardan vereyim. Bakın. Boydan 30-31 santim civarı. Enine bakalım. Enimizde 23 santim arkadaşlar. 6 ay 12 6-12 ay bebeklerimiz için çok rahatlıkla olabilecek bir model. E, Burayı ben çiçekle süsledim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz sade bırakabilirsiniz, ister bu şekilde süsleyebilirsiniz. Bu çiçeğin yapılışı da e, kanalımda var, çiçek motifi olarak. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben ipimi alıyorum. Yine aslında normal iplerdeki attığımız şekilde ilmek atıyoruz. Bakın. Bu şekilde ilmeklerimizi aynı şekilde atıyoruz. Evet. Yalnız yine her zamanki gibi çok sıkmamaya dikkat edin. Çok sıkı bir ilmek atımı olmasın. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz ve ben size şöyle bir iki sıra örerek de göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani aynı diğer ipleri ördüğümüz gibi örüyoruz. bu şekilde. Evet. Şimdi ben artırmayı göstereyim arkadaşlar. Evet ilk ilmeğimi aldım. Dolayarak yine artırmamızı yapabiliriz bu şekilde. Eksiltme de yine diğer iplerdeki gibi iki ilmeğimi bakın bir, iki iki ilmeğimi bir alarak eksiltmemi yapmış oluyorum. Bakın. Evet. Aynı diğer iplerdeki örüldüğü gibi yalnız işte bu ipin e, tek özelliği ördüğünüz e, şekli, sayısını Göremiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ölçerek santim olarak örmelisiniz. Bu şekilde. Dediğim gibi ilmeklerinizi kaçırmamaya çalışın. Bu şekilde örgümüzü örüyoruz. Şimdi arkadaşlar düğme deliğimi ben nasıl açtım? Onu da sizlere göstereyim. Ördüm. Bir doladım ve iki ilmeğimi bir aldım. Bakın burada düğme deliyim oluşmuş oldu. Ben bu şekilde düğme deliklerimi açıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yeleğimizi örebilirsiniz. Dediğim gibi çok basit bir model. Tekrardan sayılarını vereyim. 75 ilmekle bütün olarak aşağıdan başlıyoruz. 20'şer ilmek önlere ve 35 ilmek de arka taraf için ayırıyoruz kol altı kesimlerini de altı 6 ilmek komple altı ilmek kestim. Yani 3 ilmek ön taraflardan, 3 ilmek de, 3'er ilmek de arka taraflardan kesimini yapmış oluyoruz. Ön taraflarda bu yaka için 7 ilmek eksiltip 10 ilmekle, geri kalan 10 ilmekle bir miktar örüp bitirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ana kuzu ipinden örmüş olduğumuzun yeleğimin anlatımı bu şekilde. Sormak istediğiniz sorularınız varsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz e, ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.